büyük problemleri var. Yani zannedilmesin de ki Amerika filmlerdeki seyredilen memleket gibi. Bir insan gibi yaşadığınızı hissediyorsunuz en azından burada. Hala enerjik, hala genç ve hala istekli olduğunuz bir dönemde 15-20 yıllık bilim yapma olanağına kavuşmuş oluyorsunuz. Resim çok güzel. Sevgi yok. Dışarıdakilerine çok güzel geliyor gurbete gitmek. Fakat bir de gidene sorsunlar. Ne kadar büyük. Annemi kaybettim, görmedim. Gurbet. Babamı kaybettim, görmedim. Gurbet. Memleketini seven her insanda bu gurbetçilik sendromu oluyor. Yani gurbete gittiğinizde içinize sinmiyor bazı şeyler. İçinize sinmiyor. Keşke ben bunu, keşke diyorsunuz. Keşke memleketime götürebilsem. Ben buraya gelmeden toplum hekimliği ihtisası yaptım. Size çok komik gelecek ama köylerdeki tezek kokusunu bile özlüyorum. Çok çok özlüyorum Türkiye'yi. Yok hayır, 5 yıl. Caner 23 yaşında. Büyük bir maceraya kanat açmasına sadece 2 saat var. Birazdan havaalanına gitmek üzere yola çıkacak. Yeni hayatı için hazırlanmış 2 bavul antrede onu bekliyor. Kendisine gelen tebrik ve güle güle telefonlarına cevap verirken yüzü heyecan ve mutluluktan ışıyor adeta. Oldu size şans söyleyeyim. Yani pek çok e-mail atarız falan, bir şekilde haberleşiriz. Oldu, teşekkürler. Oysa gideceği yer ülkesinden çok uzakta. Ve dünyada onu en çok seven bu insanları bırakıp, hiç tanımadığı insanların hiç tanımadığı diyarına gidiyor. Şu anda evimdeyim. Uçağa binmeme birkaç saat kaldı. Bu birkaç saat sonra, uçağa bindikten sonra uzun bir yolculuk var. Yaklaşık bir 15 saat falan sürecek yolculuk. Onun sonunda New York'ta yeni bir hayata başlayacağım. Oradaki yaşamla buradaki yaşamın en büyük farkı orada yalnız yaşayacak olmam. Orada tek başıma bir odada yaşayacağım. Benim için en zor olan kısmı burada ailemin yaptığı pek çok işi orada tek başıma yapacak olmam. Örneğin burada arabaya ihtiyacım olduğunda babam sürekli beni arabayla bir yere getirip götürürdü. Örneğin yemeklerimi annem yapardı. Sevindim çünkü oraya gitmeyi gerçekten istiyordum. Orada beni çok yoğun bir akademik ortam bekliyor. Çok ciddi bir akademik ortam bekliyor. Bundan yararlanmak gerçekten çok istiyordum. Yani ilk kabul belgesi aldığımda gerçekten çok sevindim. Yani çünkü buradan ya artık buraya bağlı olmadığımı hissettim. Bu benim için önemliydi. Kendime yeni bir ufuk açtığımın göstergesiydi. Çok da iyi şeyler beklemiyorum. Yani pek çok problem olacağını farkındayım. Yani bunun farkında olmak, karşıma çıkacak problemleri az çok kestirebilmek kendime biraz güç kazandırıyor yani. Yani hayal kırıklığına uğrayacağımı zannetmiyorum. Ya karşıma ne kadar kötü, ya kendimi olabilecek en kötü duruma göre hazırladım diyebilirim. O yüzden kendimi biraz hazır hissediyorum bu konuda. New York'ta matematikte doktora yapmaya gidiyorum. New York'ta Stony Brook Üniversitesi'nde. Stony Brook bana aslında çok da
büyük bir mali destek sağlamadı. Yani kabul aldığım başka okullardan daha yüksek burs kazanmıştım. Fakat Stony Brook'u seçmemin nedeni orada gerçekten Amerika'daki en iyi akademik ortamlardan birinin olması. Şunu söyleyebilirim. Başka bir okul, örneğin UCLA çok daha büyük bir burs önermişti. Fakat Stony Brook'un matematik bölümü çok daha iyi olduğu için orayı tercih ettim. Yani akademik isteğim, akademik tercihim Stony Brook'a gitmem neden oldu. Bunu söyleyebilirim. Yıllık $16,000 kadar bir para alacağım orada. Yani az çok yetecek fakat tabii ayağımı yorganına göre uzatmam gerekecek. Yani böyle bir durum var. Caner'i havaalanına götürmek için 0:30'da buradan hareket edeceğiz. Orada işlemlerini yürütmek için 1-2 saat gibi bir zamanı var. Arkasından 3:40'da Esenboğa'dan hareket edecek. Sabaha karşı 5:30'da işte Almanya'ya varacak. Ondan sonra oradan Amerika'ya hareket edecek. Caner'in gitmesi Caner kadar bizi de heyecanlandırıyor tabii aile olarak. Caner'le biz her zaman gurur duyuyoruz. Yani kendi işlerini her zaman başarılı bir şekilde yapan bir çocuğumuz olarak Caner'den her zaman gurur duyuyoruz. Amerika'da Caner başarılı bir şekilde eğitimini sürdüreceğini ben tahmin ediyorum. Ve eğitiminin sonunda da Türkiye'ye döneceğine inanıyorum. Yani Türkiye'ye dönecek ve burada yine başarılı bir şekilde işlerini yürütecek. Ailesi içinse oğullarından ayrı düşüyor olmanın kederi Amerika'ya evlat beğendirmenin verdiği gururda eriyor. Caner'den ilk defa ayrı kalacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi gidince yalnız kalacağız. Üzülüyorum tabii. Özleyeceğiz onu. Yalnız hayatla baş edebilecek mi? O kaygılarım var. Sonra Amerika'nın yemeklerinin yağlı olduğunu biliyoruz. Amerikalıların yarısının obez olduğunu biliyoruz. O yüzden sık sık tembih ediyorum. Aman beslenmeye dikkat et diye. Diğer yönlerden hayatla baş edeceğine inanıyorum da. Beslenme konusunda kaygılarım var. Abim yaklaşık 1-2 saat içinde Amerika'ya gidiyor. Tabii ben de abime özenerek ben de gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir başarı. Abim aynı zamanda benim ilk gitar hocamdı. Şimdi kendisi gidiyor. Tabii üzgünüm. Ama bir yandan da seviniyorum çünkü odası ve bilgisayarı bana kalacak. Aslında senin adına biraz da ben heyecanlanıyorum. Hani Türkiye'de de yaşasak Amerikan filmlerinden falan az çok New York'u gördük. Büyük binalar, yeni fırsatlar, yeni insanlar. Farklı coğrafyalardan gelmiş insanların bir yerde bulunduğu bir yer. Herhalde mutlu olursun. Farklı olacak. Kendimi orada pek yalnız hissetmeyeceğim herhalde. Bilmiyorum. Caner'le olan arkadaşlığımız ilkokul yıllarına dayanıyor. Biz onunla altlı üstlü komşuyduk. İlkokulu beraber okuduk son 2 senesini. Daha sonra oradan yollarımız ayrılmaya başlamıştı zaten. İşte Caner Anadolu Lisesi'ni kazandı. Ben aynı bulunduğumuz muhitte bir ortaokula devam ettim. Daha sonra Caner Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Bilkent'e geçti. Orayı da birincilikle bitirdi. Ve şimdi Amerika'ya gidiyor. Dostum, görüşürüz. Sen de iyi bak. Ara sıra gelirim tabii buraya. O zamanlar konuşuruz. Tamam.
Caner başka bir yere gidiyor olsa bu kadar mutlu bir ayrılık olmazdı bu gidiş. Ama gittiği yer Kuzey Amerika. Caner vardığı yerde tıpkı kendisinden önce aynı yere giden meslektaşı Mustafa gibi sabahlara kadar ders çalışacak. Kendisine aslında hiç layık olmayan mekanlarda yaşamaya alışmak zorunda kalacaktır. Bartın'da doğdum. İlkokulu Bartın'da okudum. Ortaokul anadolu olarak Zonguldak'ta okudum. Sonra liseyi İzmir Fen Lisesi'nde İzmir'de okuduk. Otlu matematikten mezunum. TOEFL ve GRE'ye girdim. Ve bütün skorlarımı, aldığım dersleri içeren bilgileri gönderdim ve beni kabul ettiler. Gel dediler, ben de geldim yani. Amerika'da matematik ve bilim daha iyi olduğu için yüksek lisansı burayı tercih ettik. Yani şimdi de buradayız, New York'tayım. Yani lisans düzeyinde çok az şey bilerek geliyorlar liselerde. Liseler daha çok sosyal şeyler yaptırılıyor. Bilgi daha az veriliyor ve onlar üniversitede veriliyor. Bu zannedersem herkes lise üniversite okuyabilsin diye biraz kolaylaştırılmış yani. Düşük seviyede bir eğitim veriliyor. Ben ODTÜ'de yani aldığım eğitimi kıyaslayamıyorum yani biraz yani. Mesela benim buraya geldiğim sene 19 kişi aldılar. Bu 19 kişiden sadece 2 tanesi Amerikalıydı. Diğer 17'si tüm dünyadan karışık öğrencilerdi yani. Yani yüksek lisans ve doktora da öğrenci kalitesi çok yüksek, tüm dünyadan alıyorlar ve rekabet var yani. Öğrenciler kaliteli, danışmanları kaliteli ve yüksek lisansta gayet iyi bir eğitim var. Burada 5. yılım. Matematikte doktora yapıyorum. Son yıllarım artık. Tabii ailem kabullenemedi ilk başta yani, gelmemi istemediler. Önceleri teşvik ediyorlardı yani yurt dışına gitmemi. İşte büyük adam olmamı falan yani istiyorlardı falan. Tabii gerçekle yüz yüze gelince son günlerde yani pek gitmeyi istemediler. Hiç burayı mesela annen gördü mü? Ya da yani görsün ister misin? Annem görmedi tabii. Görsün isterdim tabii yani, filmlerde falan görüyorlar, merak ediyorlar yani. Yani getir... Yani annem daha çok Ankara ve İzmir'de, Ankara ve İstanbul'da görmediği için fazla yani, ne bileyim, ilk önce oraları görmesi tabii daha mantıklı olur. Büyük bir fark oluştu değil mi ailenle aranda bu öğrenim sonucu? Yani ailem küçük bir kasabada yaşadığı için yani o çevre, o mahalle ortamından dışarı çıkabilmiş değiller yani. Yani bir büyük şehir de okuduğum için yani bir öyle bir uzaklaşma oldu. Şimdi de yani dünyanın öbür ucundayım. Öyle daha da bir kopma oldu yani, epey bir uzaklaştık yani. Yani eve, memlekete döndüğüm zaman daha çok çocukluğuma iniyorum. O zamanları hatırlıyorum. Tabii buraya ilk gelişimizde bütün arkadaşlarımızı kaybettik Türkiye'deki. Bir adaptasyon devresi oldu yani, birkaç sene biraz zor oldu yani. Yalnızlık çektik epey bir. Şimdi de mesela yani sevgilim Ankara'da, Türkiye'de. Onu özlüyorum zaman zaman. Ailemi zaman zaman özlüyorum. Türkiye'deki dostlarımı özlüyorum. Sonra burada da ilişkiler kurduk işte, yavaş yavaş daha çok günden güne artıyor yani. Daha çok uyum sağlıyoruz. Buraya da alıştık sayılır. Türkiye'de sık sık gidiyoruz.
Biz 30 sene önce ilk geldiğimiz zaman mesela Stanford gibi bir yerde işte en fazla 20-25 tane öğrenci vardı ve bunların çok büyük çoğunluğu, hatta hemen hepsi lisansüstü öğrencilerdi, doktor öğrencileriydi. Yani lisans seviyesinde efendim liseyi bitirdikten sonra Amerika'daki üniversitelere gelme konusu tabii çok yeni bir olay. Lisans üstüne gelen öğrencilerimiz hala mesela Stanford gibi yerlere gelenler Bilkent Üniversitesi'nden, Orta Doğu'dan, bazen de Boğaziçi'nden çok çok parlak öğrencilerimiz geliyor ve bunların doktora tezlerinde falan bazen ben de gözlemci olarak oturduğum zaman doğrusu çok gurur duyuyorum. Çok iyi öğrencilerimiz var. Yani buraya gelen ve burada uygulamalı fizik bölümünde ve elektrik bölümünde çok birinci sınıf doktora yapan öğrencilerimiz var. Bilkent, Orta Doğu ve Boğaziçi'nden geliyorlar çoğunlukla. Öne çıkmış üniversitelerimiz için çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün bir İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde veyahut da benzeri üniversitelerde lisans seviyesinde verilen eğitim kesinlikle dünyanın benzer konuda eğitim yapan, lisans programı eğitimi yapan üniversitesindeki bölümdeki eğitimden kesinlikle daha aşağı değildir. Kalite olarak muhtemelen daha da yüksektir. Hatta çok daha yüksektir çoğu kez. Eğer ben hakikaten Türkiye'de eğitimimi yapmasaydım, kolej, lise seviyesindeki eğitimimi, üniversite seviyesindeki eğitimimi yapmasaydım Türkiye'de, Amerika'da bu kadar muvaffak olacağımı zannetmiyordum. Dışarıdan bakan bir insan diyor ki, efendim işte Amerikalı Ay'a gitti, yok Amerikalı Mars'a gitti. Yok, Amerikalı başka bir seyyareye gitti gibi laflar oluyor. Evet, gayet tabii. Bu sözler doğru. Fakat hiç unutmamak gerek ki Amerika Ay'a gittiği zaman o zamanlar Ay'a giden roketleri yapan insanlar bir defa maalesef Amerikalı değillerdi. Almanya'dan göç etmiş yahut Rusya'dan göç etmiş yahut Avrupa'dan göç etmiş bir takım astrofizik üzerine hatta fizik üzerine çok gelişmiş, çok aklı başında insanlar tarafından bu teknoloji bulundu, yerine getirildi, araştırıldı, edildi. Bunu söylemekten maksadım şu, evet, yani Amerikalılar olarak bir takım böyle büyük teknolojik ilerlemeler yapılıyor. Fakat bu teknoloji ilerlemeleri hakikatte bilhassa Amerika'ya gelen, dışarıdan gelen göçmenler, dışarıdan gelen beyinler, bunlar onların yaptığı emekle, onların yaptığı çalışmalar neticesinde bunlar oluyor. Yoksa maalesef tipik bir Amerikalıyı alırsak, onlar bu mevzularda, böyle teknik mevzularda umumiyetle yüzde oranında yabancılara nispetle çok zayıf. Eskiden Türkiye'deki insanların ekonomik durumları iyi değildi. Dolayısıyla Amerika'ya benim annemin babamın mesela ben buradan burs almasam, ben ne TÜBİTAK'tan burs aldım ne bir şey. Buradan burs aldım. Ben cebimde 5 kuruş olmadan geldim ben buraya. Yani hepsini buradan aldım. Dolayısıyla Türkiye'deki normal ailelerin buraya öğrenci göndermesi mümkün değildi eskiden. Şimdi nedense oldu. Onun tabii Türkiye'nin ekonomisinde ne gibi bir yeri var pek kestiremiyorum. Ama herhalde yapılması gereken şey, Türkiye'deki üniversitelerin seviyesi yükselirse o zaman... Zaten var bir iki tane ama sayısı, yüksek seviyeli öğrencilerin, üniversitelerin seviyesi, yani sayısı yükselmesi lazım ki iyi öğrenciler buraya gelmesin. Bugün Türkiye'de moda Amerika'da eğitim almak. Yani özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği Anglo-Sakson kültür hakimiyetinin ve lisanının sonucu olarak ne oldu? Herkes İngilizce, radyolarda, televizyonlarda bir Amerika hayranlığı ve her şeyin Amerika'da yapılıp keşfedildiği, doğru değil kesinlikle. Ondan sonra kesinlikle değil.
Onlar o ayrı bir konu. Dolayısıyla oraya karşı ailelerde adeta çocuklarını oraya göndermek, oradan bir eğitim almak için bir teşvik var. Bilinçsiz bir teşvik var. Bir Amerikan pasaportuna sahip olmak için utanç verici bir şey ama ne yapıyorlar? Alıyor kızını Amerika'ya götürüyor hamile kızını. Aylarca orada kalıyorlar. Orada doğum yapıyor. Tek orada Amerikan pasaportuna sahip olabilmek için. Dolayısıyla bu Amerika hayranlığı baskısı toplum üzerinde çok güçlü olarak var. Öyle bir hava yaratılır ki hani herkesin, bütün gençlerin aklı fikri yabancı ülkede okumak olur. Yani mesela Cezayirliyse aklı fikri ya Afrika'nın işte eski Fransız sömürgelerinde aklı fikri Paris'e gitmek, Paris'te okumak olur. Yani hepsinde olmuştur. Ve dikkat ediniz, yani mesela hepsi İngiltere en güçlüyken Londra'da okuyayım demez. Yani derdi o değildir. Fransa'nın sömürgesi ise hepsi Paris'te okumak ister. İngiltere'nin sömürgesi ise hepsi Londra'da okumak ister. Efendim Amerika'nın sömürgesi ise hepsi Amerika'ya gelip okumak ister. Yani bu kimin sömürgesine ol? Ya eski Sovyetler'de ise hepsinin, Türk dünyasının o ülkelerinde şimdi bazıları bağımsız olan, onların da hepsinin aklı fikri gidip Moskova'da, Leningrad'da okumaktı. Çünkü bu hava yaratılır. Amerika'ya hiç gitmedim ama başarı orada görünüyor. En akıllılar, en yetenekliler hepsi orada toplanmış. Diyelim ki ben hiç duymamış bir üniversite. Yani Türkiye'de anneler babalar bellerini sıkıyorlar, bu kadar para biriktiriyorlar falan, işte onu şey yapıyorlar. Tek Amerika'ya gelmiş olsun diye. Ondan sonra da oradan başka üniversitelere yahut endüstriye girme durumu falan var. Yani böyle bir şey başladı. Ve Stanford'da da var. Bu Stanford'da mesela lisans seviyesinde bir sürü insan görüyoruz şimdi. Halbuki Türk öğrenci sayısı çok fazla. Halbuki eskiden hiç yoktu. O da belki Türkiye'de üniversiteye girememekten oluyor olabilir. Yani Türkiye'de şimdi imtihanı kazanamazsanız, efendim giremediniz. O zaman buraya gelecek herhalde. Dışarıda eğitim almak yanlış bir şey değil. Yanlış bir şey değil. İnsanın kendisini gerek eğitim düzeyinde, gerekse daha sonraki düzeylerde, değişik ortamlarda ispat etmesi, onun aşama yapması için, kendinden emin olması için gerekli bir şeydir. Buna karşı çıkmak mümkün değildir. Bu doğal bir şeydir. Ancak şimdi eğitimde, undergraduate seviyesinde, lisans seviyesinde, Türkiye'de bu lisans ile ilişkili, kişinin ilgilendiği alanla ilişkili lisans eğitimi var iken bu çocuğu yurt dışına göndermek, gitmesini teşvik etmek bence gereksiz ve hatalı bir şey. En iyi reklam yapanlar da onlar. Onlar üniversitelerini gösteriyorlar. Özellikle bize, hani bizim okula gelip sürekli Kanada'dan da reklam yapıyorlar. Şimdi Amerika'dan önce hiç yapmıyormuş. İşte önümüzdeki senelerde yapacaklar galiba. Yani gelip okullarını anlatıyorlar. Ne kadar zengin olduklarını anlatıyorlar ilk başta. Adam üniversiteme gelene laptop veririm, şunu veririm, bunu veririm. Bir sürü teknolojik alet satıyor. Ne kadar teknolojik bir ortam olduğunu anlatıyor. Her şey böyle yeni yapılmış falan. Yani daha ötesinden nasıl reklam olabilir ki? İşte herkes oraya gitmek istiyor. Böyle ilk bir hafta, yani bu konuşmanın ardından bir hafta herkes ben onun üniversiteye gideceğim diyor. Sonra insan atıyor ki ya ben mühendis olmayacaktım, doğru diyor. Ondan sonra eski gitmek istedik üniversiteye tekrar kafalarını takıyorlar. Burada kalıp da burada eğitim görüp de oraya giden çok parlak insanlar var. Yani burada kalman demek bir insanı söndürmüyor burada kalmak ama işte biz öyle anlıyoruz biraz. Değişik üniversitelerden hocalar, arkadaşlarımız bir araya gelince tabii ki ilk konuştuğumuz konu çocuklarımız oluyor. Ve görüyorum ki bu muhitteki çocukların çoğu bir vesileyle yurt dışına gitmiş ve çoğu da maalesef geri dönmüyor. Bu çok üzücü bir şey.
İlk çocuklar gittiğinde çok seviniyoruz. Çünkü işte burs kazanıyorlar. Amerika herkesin ideali oluyor. Fakat yıllar geçtikçe görüyoruz ki bu o kadar da hoş bir şey değil. Çünkü giden dönmüyor maalesef. Bu çok acı oluyor. İlk önce üniversite için geldim ben buraya. Zaten gittiğim lise uluslararası ağırlıklı bir lise olduğu için üniversiteye geçiş açısından yurt dışına gitmek son derece mantıklı bir seçim olarak gözükmüştü bana. İstanbul'da Purdue Üniversitesi'nden bir tane üniversiteye öğrenci seçilme konusunda çalışan birisiyle mülakat yapma şansım oldu. Onunla konuştuk ve onun sonucunda benim Purdue'ya gidebilme şansımın çok yüksek olduğunu öğrendik ve zaten bilgisayar mühendisliği istediğim için ve o konuda da Purdue Üniversitesi son derece başarılı olduğu için önce Indiana'ya gittim. Tabii ailemin de etkisi var bunda. Yani Türkiye'den bakınca zaten hani Amerika'ya gideyim, eğitimimi orada alayım diye bir böyle bir dürtü var nedense. Bu dönüş çok az oluyor. Yani biz beyinlerimizi yabancı ülkelere, özellikle Amerika'ya beyin göçü dediğimiz olayı yoğun bir şekilde yaşamaktayız. Nereden itibaren? Küçücükten itibaren. Demin söylediğimiz gibi bugün bazı liseler var. Bazı liseler var. Ben o liselerden kaç kişi Türkiye'deki üniversitelere müracaat ediyorlar da kaç kişi kazanıyor Türk üniversitelerini bilemiyorum. Hiç isimleri çıkmıyor. Şu falan falan üniversiteden işte birinci geldi, ikinci geldi. Bunlar neredeyse blok olarak neredeyse bunlar Amerika'ya gidiyorlar. Bu düzenler var. Şimdi lise 3'teyim ben. 35 kişi var sınıfımda. Yani 5 kişi fen matematik, belki bir 5 kişi Türkçe matematik istiyor. Yani bunlar da en fazla 3-4 kişi Türkiye'de kalacak gibi görünüyor şu anda. Yani en önemlisi gidecek yani. Sınıfın geri kalanı kesinlikle gidecek. Hepsi parası olanlar parayla gidecek. Parası olmayanlar şu anda burs almak için deli gibi çabalıyorlar. Yani ben de aslında biraz çabalıyorum. Hepimiz yani gözü dışarıda aslında. İşte ama imkanları olmayanlar hani gözü dışarıda olarak burada kalacak. Öyle olacak, ne yapalım.